Dünyanın en güzel şehri İstanbul'un en özel ilçelerinden birinde Eyüp Sultan'dayız. Pierre Loti Tepesi'ndeyiz. Tabii Eyüp Sultan hem tarihi geçmişi hem lokasyonu hem de vatandaşlara sağladığı imkanlar noktasında özel bir ilçe. Ve çok değerli bir yayın konuğum olacak AK Parti Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı Sayın Deniz Köken 24 canlı yayın konuğu. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle şunu merak ediyorum hem ben hem izleyenlerimiz. Siz seçilirsiniz şayet Eyüp Sultan'da ne değişecek? Bir kere herkese merhaba, günaydın. Eyüp Sultan Camii ve çevresindeki inanç turizmi ile Pierre Loti'den eşsiz Haliç manzarası ve tarihi Pierre Loti'si ile ve Haliç'in kendisinin getirdiği tarihi mirasla ve fesanesi ile Eyüp bölge bu dört aksı doğru çalıştırırsak müthiş bir turizm sirkülasyonu sağlayacağımızı, bundan da istihdama çok ciddi bir katkı sağlayacağıma inanıyorum. Ve bu şehrin kültürel ve turizm yapısını birazcık daha bir tık yukarıya çıkardığımızda bu şehir herkesin gelmek, görmek, yaşamak istediği bir şehir olacağına inanıyorum. Sayın Köken, sizin bir cümleniz var. Diyorsunuz ki turistler camiyi, Eyüp Sultan Camii geliyor, ziyaret ediyor, bir simit yiyor, sonra çekip gidiyor. Neyi kastediyorsunuz tam olarak orada? Şehre hiçbir katkısı olmuyor. Geliyorlar camiye. Tabii otopark sorunu var, bırakıyor arabasını, nerede olduğunu merak ettiği için vakit harcayamıyor. Bir de caminin dışında onu oyalayacak bir merkez yoktu. Onun için İstanbul'un tarihiyle yaşıt bu ilçede bir müzemizin olması. Zaten kendisi açık hava müzesi. Bir de kapalı müze yaptığımızda iki aksı birleştireceğiz. Ali Bekir Sirkeci tramvay hattıyla beraber buraya araçla gelme sayısını azaltıp tramvaylarla gelip biz onları buralara taşımaya başladığımızda daha farklı bir kombinasyon olacak. Hem müzeyi gezecek, hem camiye gelecek, hem de Pierre Loti'nin trafiğini düzeltmemiz lazım. Teleferiği daha kapsamlı hale getireceğiz. Daha fazla yolcu taşıyacak kapasitesini artıracağız. Hem Pierre Loti'ye katlı otopark yapıyoruz, hem Pierre Loti bölgesindeki işletmelerin tamamına burada turizmle ilgili kurslar vereceğiz. Onu izninizle biraz açmak isterim. Galiba projeleriniz arasında esnafın bir hatta iki dil bilmesi var değil mi? Neyi hedefliyoruz burada? Yani şimdi turizm demekle hadi buraya turizm olarak artıralım demekle artmıyor turizm. Bunun altyapısı var. Hadi bugün Eyüp Sultan'a gidelim diyor demiyor Avrupalı ya da başka bir yerdeki insanlarımız. Buraya geldiğinde her türlü ihtiyaç hasıl oluyor. Tuvalet nerede diye sorduğu anda bitti, bir daha turist olayını kapatın dükkanı yani. O kimsenin kimseye bir şey sormadan her şeyi yerinde bulabildiği bir yapı turizm çeker. Turist çeker. O yüzden bu çalışanlardan işletme sahiplerine kadar bizim yapacağımız altyapı hizmetlerine kadar hepsi bir kombinasyon içinde çalışırsa turizm artar ve gelir bırakır. Eyüp Sultan'a gelenlerin de burada oyalanabileceği başka markalar da üretmemiz lazım. Yemek markası, kafe markası, işte zaten Pierre Loti kendi başına bir marka, fesane marka. Haliç'te doğal adaları yaşam, doğal yaşam alanı haline getirdiğimizde orası farklı bir seyir alanı olacak. O yüzden bunların dördünü birleştirdiğimizde turizm böyle gelmeye başlayacak. Sayın Köken, şunu da sormak isterim. Şimdi Fesane'yi biliyoruz. Birçok organizasyonlar yapılıyor. Memleketler gelip yöresel yiyecekleri artık paylaşıyor. Yapılmıyor. Yapılıyordu. Bundan sonra orayla ilgili bir çalışmanız var. Yapacağız inşallah. Ne müzesi olacak? Orada hem Eyüp Sultan tarihini anlatan hem de tasavvuf müzesi gibi elimizdeki İstanbul Büyükşehir ve bizim elimizdeki eserleri de bir araya getirdiğimiz büyük bir müze olacak inşallah. Haliç'le ilgili de enteresan ve dikkat çekici bir çalışmadan bahsediliyor. Haliç'te kürek sporları merkezi haline getirmemiz lazım. Dört ilçenin sınır olduğu bir yer burası. Dört ilçe birleşerek bu bölgede mutlaka dünyanın en büyük kürek yarışlarının da olduğu, kendi ülkemiz içinden de olduğu bir sportif aktiviteyi burada kazandırmamız lazım Haliç'e. Haliç gibi başka kaç tane yer var ki dünyada? Peki hem bir yurttaş olarak hem de bir belediye başkanı olarak dışarıdan baktığınızda şu anda mevcut durumda Eyüp Sultan'da hangi eksiklikleri görüyorsunuz efendim? Cami ve çevresindeki bu hiç değişmeyen yapı geriye gider. Bir süre sonra geriye gitmeye başlar. Yani turizm algısı geriye gider. Nasıl olsa oraya gidilmez. Gidilirse yer bulamam. Gide şu olmaz, bu olmaz derken
kendi kendine turistik kaybetmeye başladı. Halbuki her geçen gün artması lazım. İşte ben 2004'te Antalya'ya gittim. Yıllık turist kapasitesi 4.5 milyondu. Sonra ayrılırken 12-13 milyona çıktı. Durup dururken mi oldu bunlar? Altyapısıyla oldu. Keza Erzurum'da, keza Gaziantep'te baktığımız zaman, altyapıları yaptığınız zaman birisi gelsin istiyorsanız oraya yatırım yapmanız lazım. Durup dururken insanlar gelmez. Biz de bunun artması ile ilgili şimdiye kadar değişmeyen şeyleri değiştirmemiz lazım. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Peki efendim, bu konuştuklarımızın dışında yapmayı düşündüğünüz çalışmalar da var mı hali hazırda? Var tabii. Buranın en önemli sorunlarından bir tanesi de kültür merkezi açığımız var. Okullarla ilgili olan açıklarımız vardı. Onu bakanlığımızla ve valiliğimizle görüştük. Özellikle hastane sorunumuz var bölgenin. Hem Göktürk'te hem de Ali Beyköy Havzası'nda. Bu bölgede de. Onun için bunların üçüyle de ilgilenmemiz lazım. Hı hı. Ayrıca kısmi olarak çok dar kapsamlı olsa bir tapu sorunu var. Epey bir kısmını hükümetimiz 10 yılı çalışmasıyla çözdü. Vakıflar hazine takası meselesi. Kalan bir bölüm var. Kalan bölümü de biz kendi dönemimizde bitireceğiz inşallah. Elbette önemli çalışmalardan bahsediyorsunuz. Seçimlere de az kaldı tabii. Eminim sokağın da nabzını tutuyorsunuz. Vatandaşlarımızın hem size hem de Eyüp Sultan'a bakış açısı şu anda nasıl? Nereden bakıyorlar? Nasıl bakıyorlar? Biz yaklaşık 75 gündür arazideyiz ve sokağa dair, mahalleye dair şeyleri konuşuyoruz. Vatandaşımızın da soruları bunun üzerine geliyor. Biz çok kısa, az konuşup çok fazla dinliyoruz. Bu 75 günde yaklaşık herkesi dinliyoruz. Dinledikçe ortaya çıktı sorunlar. Talepler daha çok hangi yönde efendim? Hanımefendilerin kreş eksiği var çalışanlarla ilgili. Otobüs sayısındaki azlık var işe gidiş gelişleri konusunda. Otopark sorunu zaten keza bütün İstanbul'un ana sorunu ama burada daha da çok ilgilenilen bir konu. O yüzden bizim Eyüp yamaçlardan müteşekkil. Her taraf yamaç. 3 mahallemizin adı Tepelerlo. Esentepe, Güzeltepe, Emniyettepe, Tepe ve insanların yokuşlarla ilgili sorunu var. Sosyal tesis azlığı, park azlığı, nüfusun %28'i 0-19 yaş grubu, çocuk sayısının çok olduğu bir yerde park sayısının azlığı ve kullanılırlık kapasitesinin azlığı. Bunların hepsini inceledik, sıraya koyduk ve ona göre de projelerimizi dizayn ettik. Efendim yavaş yavaş toparlayacağız ama son olarak, yani doğru mu anlıyorum? Burası sadece turistin gelip Eyüp Sultan Camii'ni görüp gittiği bir yer olmaktan çıkacak. Çıkması lazım. Bu dört aksın yanında Haliç, Fesane, Eyüp Camii ve Piyaloti. Bir de milli kütüphanemiz olacak. Rami Kışlası milli kütüphane oluyor. Biraz detay alabilir miyiz o kütüphaneyle ilgili? Biliyorsunuz Kültür Bakanlığımız üstlendi. Rami Kışlası kütüphaneye dönüyor. Şu anda birinci etabı bitti ve açılmak üzere. Hem Vezneciler, Habibler metro hattı önünden geçecek. Zaten Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp Sultan tam ortası. Rami Kışlası'nın olduğu bölümün tamamı 200 dönüm. 100 dönümde o var. 100 dönümde de bizim zaten şu anda Rami Kurgudağ Çarşı'nın olduğu yer. Rami Kurgudağ taşındığında da orası millet bahçesi olacak. Altları otopark, üstü millet bahçesi. Müthiş bir nefes alma yeri olacak. Yani burayla Piyaloti'ye gelenin Rami'ye gitme arzusu oluşacak bu sefer. Biz o arasında başka bir formül bulmamız lazım. Burayı oraya taşımamız lazım. Yani dört aksa bir de Rami eklediğimizde buranın çok ciddi bir turist sirkülasyonu olacak. O zaman iş hacmi artacak. İş hacmi arttığında da buraya insan işe girme konusunda, istihdam konusunda çok ciddi bir kaynak oluşacak. Efendim teşekkür ediyoruz. Bitiriyoruz. Bir mesajınız varsa son olarak alalım ve teşekkür ederim size. Eyüp Sultan'da yaşayan bütün vatandaşlarımıza bizi takip etmesini diliyoruz. Güzel yarınlar bizim olacak. Hep beraber, bizimle beraber olacak inşallah. Çok teşekkür ederim Deniz Köken.